Saygıdeğer basın mensupları, milyonlarca öğrencimizin, öğretmenimizin ve velilerimizin çığlığını duyurmak, gelecek nesillerimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmak, haksız ve hukuksuz biçimde eğitim hakkının ihlal edilmesine karşı gerçekleri paylaşmak İyi Parti'nin varlık sebepleri arasındadır. Aciliyetine binaen karne notu konusu ile başlamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde birçok tutarsız karara imza atmıştır. 2020-2021 öğretim yılı birinci dönem karne notları ile aldığı kararlar son derece çelişkilidir. Bakanlık daha önce uzaktan eğitim sürecinin sınavla değerlendirileceğini açıklamış ve 8 Mayıs 2020'de bu yönde yönetmelik değişikliği yapmıştır. Bu değişikliğe göre okullarda sınav yapılmaması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı kendisiyle çelişerek hem ortaokullarda hem de liselerde sınavların yapılmasını istemiştir. Ortaokul ve liselerin bir kısmı yüz yüze sınavları yapmış, bir kısmı ise 4 Kasım 2020'de okullar tamamen uzaktan eğitime geçtiği için sınavları yapamamıştır. 31 Aralık 2020 ve 6 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle uzaktan eğitimde sınav yapılmayacağına ilişkin hüküm kaldırılmış, yani sınav yapılması kararı verilmiştir. Ancak bakanlık liseler için birinci dönem notlarının ikinci dönem yapılacak sınavlar üzerinden verileceğini, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanı ile belirleneceğini ve velilerin sınav notlarının ilk dönem karne notu ile değerlendirilmesini kullanılmaları istenmesi halinde velilerin 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gereğini açıklamıştır. Yönetmelikte sınav yapılamaz derken sınav yapın diye emir veren, yönetmelikte sınav yapılır derken sınav notlarını iptal eden bakanlığı anlamak mümkün değildir. Hatırlatmak isteriz ki resmi yazılar yönetmelik hükmünü değiştiremez. Yapılan bu çelişkili açıklamalar ve hatalı kararların doğuracağı sorunları öğretmenlerin üzerine yıkmak ve onlara böyle vicdani bir sorumluluk yükleyerek çözümsüzlüğün içine itmek ne kadar adildir? Öğretmenlerimiz imkanı olmadığı için derse katıldığı halde derste aktif olmayan ya da derse kısmen katılabilen öğrencilerini nasıl değerlendireceklerdir? İnternet ve cihazı olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen milyonlarca öğrenciye nasıl not verilecektir? Bu öğrencilere derslere katılmadıkları için zayıf veya düşük not mu verilecektir? Tutarsız uygulamalar uzaktan eğitimde yaşanan sorunları daha da beslemekte, öğrenciler, veliler, öğretmenleri kaosa sürüklemektedir. Evet, İyi Parti'nin önerisi olarak öncelikle acilen uzaktan eğitim sürecindeki eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler arasında eğitime erişim eşitliği sağlamadan not verilmesi asla adil değildir. Bu yüzden temel eğitim ve orta öğretimde 2020-2021 öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere hiç not verilmemelidir. İkinci dönemde yüz yüze yapılacak sınav ve değerlendirme sonuçlarına göre birinci dönemde yapılan sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sınıf geçme notu verilmelidir. Uzaktan eğitime erişemeyen ve sınavlara giremeyen öğrenciler yüz yüze eğitim başladığında önce telafi eğitimine alınmalı. Bu öğrencilerimizin dönem notları telafi eğitimi sonunda yapılacak sınavlarla
belirlenmelidir. Ayrıca tüm öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları açılmalıdır. Bakanlık özellikle merkezi sınavlara girecek ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerinin ortalamalarını etkileyecek ve mağduriyetlerine yol açacak düzenlemelerden kaçınmalıdır. Sayın basın mensupları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk çıktığı bir televizyon kanalında öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin beklediği sorulara tatmin edici cevaplar verememiş, rakamsal olarak da doğru olmayan bilgilerle cevap bekleyen soruları geçiştirmiş, yapay zekadan, bastıkları kitapçıktan ve 1000 sayfalık dergilerden bahsetmeyi uygun görmüştür. Her açıklamamızda salgın ortaya çıktığı andan itibaren başta üniversiteler, akademisyenler, eğitim sendikaları, veliler, öğrenciler ve konunun uzmanları olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının temsil edildiği ve görüş bildirebildikleri bir eğitim bilim kurulu veya eğitim bilim konseyi oluşturulması talebimizi dillendirmiş, işinin ehli üyelerle bu krizi yenecek, hatta fırsata çevirecek adımlar atılmalı demiştik. Sayın Selçuk bu televizyon programında eğitim bilim kurullarının varlığından söz etmiştir. Bu eğitim bilim kurulunun kimlerden müteşekkil ve ne işle iştigal ettiğini bilmek istiyoruz. Uzaktan eğitimde aylardır iyileştirme sağlanamaması, krizin yönetilememesi, koordinasyonsuzluğun ve plansızlığın sebebi bu eğitim bilim kurulunun aldığı kararlar mıdır? Yoksa tecrübe ve birikime sahip olmayan bakanlık bürokratları mıdır? İnternete erişim imkanı olmayan ve elinde cihazı bulunmayan öğrenci sayıları, EBA'ya erişemeyen öğrenci sayısı, devamsızlık oranı ile internet altyapısının durumu ile ilgili verdiğimiz soru önergelerimize maalesef cevap alamamaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sorularımıza karşılık gelen bilgileri bilmemesi mümkün değildir sayın basın mensupları. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bahse konu rakamları açıklayamamasının asıl nedeni gerçeklerin üstünü örtmek ve durumun vehametini gizlemeye çalışma gayretidir. Aynen daha önce Sağlık Bakanlığı'nın vaka ve ölüm sayılarında yapmış olduğu yanıtmalarda olduğu gibi. Gerçeklerin kamuoyundan saklanmasının bedelini her zaman olduğu gibi Türk milleti ödemektedir. Sayın Bakanım, erişemeyen 1,5 milyon, toplamda da 2 milyon civarında öğrenci açıklaması da doğru değildir. Nereden bakarsak bakalım, resmi ağızlardan söylenen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. BTK'nın 2020 raporunda ülkemizde 24 milyon hanenin yaklaşık %51,2'sinde sabit internet olmadığı, yapılan anket çalışmalarında ise öğrencilerin %42'sinin tablet ve bilgisayarı bulunmadığı görülmüştür. 77 ülke arasında çalışmak için bilgisayarı olan öğrenciler listesinde 64, internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler arasında ise 70. sıradayız. Evine sabit internet dahi alamayan ailelerin 10 ay 11 ay boyunca mobil internet ücreti ödeyebilmeleri de neredeyse imkansızdır. Kaldı ki evinde sabit internet olmayan çocukların muhtemelen sadece
ebeveynlerin mobil telefonlarında internet bulunmaktadır. Çünkü bu çocuklarımız dar gelir grubundaki ailelerin evlatlarıdır. Sonuç olarak öğrencilerimiz arasında dijital uçurum gittikçe artmaktadır. Ailenin çok çocuklu olması halinde evinde bir cihazı bulunan bir ailedeki çocuklar uzaktan eğitimi nasıl takip edebileceklerdir? İnternet yapımızın fiber optik açısından yetersiz olduğu da ortadadır. Hani 4.5G, 5G'den bahsediyoruz ama Türkiye'de ortalama hız 3G bile değildir. Ve 178 ülke arasında sabit internette ortalama internet hızına göre 101. sıradayız. EBA'ya erişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi ve ülkemizdeki fiber altyapı kapasitesinin 200 kat arttırılması gerekmektedir. Bazı yerleşim birimlerinde, bırakın köyleri, büyük şehirlerde bile internet bağlantısı bulunmayan bölgelerimiz vardır. Sayın Bakan, EBA'ya girişin 3 milyon canlı ders kapasitesine ulaştığını söylemektedir. Ve Dünya Bankası'ndan alınan 160 milyon dolarlık bir 2023'e kadar da 5 milyona çıkacağını ifade etmektedir. Halbuki 1 milyon kişi EBA'ya girdiğinde sistem çökmektedir. Ülkemizde 18 milyon K12 öğrencisi olduğu düşünüldüğünde kısmen katılan veya katılamayan 6 milyondan fazla öğrencimiz 2020-2021 eğitim yılında uzaktan eğitime maalesef ulaşamamıştır. Tablet dağıtımı birçok ilde iktidar partisinin şovuna dönüşmüştür. Dağıtılacağı söylenen 500 bin tabletin temin edilmesi STK'lara, iş adamlarına ve benzeri kişi ve kurumlara havale edilmiş. Şimdi de Sayın Bakan'ın açıklamalarına göre tedarikte sıkıntılar olduğu söylenmiştir. 500 bin tablet bağış yoluyla bulunsa bile hem yeterli değildir hem de dağıtım çok gecikmiştir. Evrensel Hizmet Fonu'ndaki birikimler ve BTK'nın sektörden aldığı gelirler bir an önce uzaktan eğitimde mağdur öğretmen ve öğrencilerimiz için kullanılsın demiştik daha önceki açıklamalarımızda. Defalarca bunu önermemize rağmen fonlarda biriken kaynaklar neden eğitime aktarılmıyor? Buradan bir kere daha sormak istiyorum. EBA'ya erişimde internet kullanımının ücretsiz olması veya öğrenci başına aylık 30-35 GB kota verilmesi düşünülebilir. İletişim hizmetlerinden KDV ve özel iletişim vergisi muaf tutulabilir. Bunlar da ufak da olsa birçok insanın sıkıntısını giderebilecek konulardır. Yeri geldiğinde müteahhitlerin milyonlarca dolar vergi borcunu silen, geçmediğimiz köprüler, uçmadığımız havalimanları için yıllarca dolar üzerinden ödemeyi yapmayı kabul eden devletimizin, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ayıracağı bir kaynak yok mudur? 5 milyon öğrencinin 5 müteahhit kadar kıymeti yok mudur? Bunları da soralım. Şeffaflıktan uzaklaşmak, problemleri görmezden gelmek, mağduriyetlerin boyutunu gizlemek, eğitim sistemimizde var olan krizi daha da derinleştirmektedir. Bu yanlış yöntemden bir an önce vazgeçilmeli, tüm veriler şeffaf bir biçimde Türk milletiyle paylaşılmalıdır. Sayın basın mensupları, salgın dolayısıyla vaka sayısı bizden daha önce daha fazla olan birçok ülkede yüz yüze eğitime devam edilmiştir. Tüm tedbirler İvedi bir biçimde alınarak yarı yıl tatilinden hemen sonra okullar, özellikle ilk ve ortaokullar mutlaka açılmalıdır. Öğrenme yoksulluğu hem ülkelerin insani sermayesini geliştirme hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme çabalarını tehdit etmektedir. Kısacası gelecek nesillerimizi her anlamda zor günler beklemektedir. Bu kapsamda
ilkokulda okuyan, özellikle de 10 yaş altındaki öğrencilerimiz için acil bir eylem planı hazırlanmalı ve gereken önlemler hiç vakit kaybetmeden alınmalıdır. Aksi takdirde çok açık söylüyorum, bir nesli göz göre göre kaybedeceğiz. Bu bağlamda okullarımızın altyapıları, dezenfekte, temizlik işlemleri ve servis durumları planlanmalı. Her okula en az bir sağlık görevlisi ve bilişim öğretmeni atamaları gerçekleştirilmelidir. En az 60 bin öğretmen ataması ve engelli öğretmenlerin ataması ve Suriyeli öğrenciler için görev yapan PİKTES öğretmenlerinin kadroya alınması hızlandırılmalıdır. Okulların açılması için tek tip merkeziyetçi çözümden öte bu süreçte sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakılmalıdır. Çünkü her bölgede pandemi aynı hızda yayılmamaktadır. Bu iktidar döneminde hatırlayınız 20 bin köy okulu kapatılmış, köylerden şehirlere ciddi bir göç yaşanmıştır. Köyler boşaltılmış, 1,5 milyon öğrenci taşımalı sistemle eğitim görmeye başlamıştır. Bu anlamda köy okulları yeniden açılmalıdır. Bir ara biliyorsunuz köy okullarını açıyoruz dediler ama tekrar bu pandemi uzaktan eğitime dönünce köy okullarını neden kapattıklarını anlamadım çünkü açamamışlardı. İşte evlatlarımızın kendi köylerinde, kendi mahallelerinde bulunan okullarda eğitim almaları önem arz etmektedir. Ve bu taşımalı eğitim adı altında çocuklarımızı karda kışta, kilometrelerce ve türlü riske rağmen çocuklarımızı oradan oraya taşıyan bu eğitim modelinden bir an önce vazgeçilmeli, köy okullarımız yeniden onarılmalı ve bir şekilde altyapısı hazırlanarak eğitime açılmalıdır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.